Mes konusundan başlayalım. Ayaklara mes konusu var. Evet. Sırayla gidelim. Bakınız Yaşar Bey, Mes midir, bir kere şunu yıkama mıdır? arz edeyim. Biraz oraya isterseniz. Maide suresi 6. ayeti önce Hocam bu arz kadar edelim. açıkken bunda ihtilaf niye? Yani hani öbürlerinde Evet. diyebilirler ki Kur'an'da açık bir emir Bakınız, yok. Bundaki açık. eğer Yaşar Bey, eğer siz Hakk'a yani meşhur olmak istiyorsanız, kendinize de taraftarlar toplamak gibi bir amacınız, bir gayeniz, yani nefsani bir amacınız varsa Hakk'a muhalefet edersiniz. Açık ve net söyleyeyim. Hep bugünkü Hocam ama bu kardeşlerimiz, Kur'an'a açıkça bakın muhalefet yani. bugünkü kardeşlerimiz bunun için böyle yapıyorlar demiyorum. Bunun için böyle yapıyorlar demiyorum. Ama ta işin baş noktasında, temel noktasında o gün bu naslara karşı muhalefet edenler, bunlara rağmen bunlara aykırı fetva verenlerin gayesi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın karşısında bir alternatif yaratmak. Ve bunlar sistematik olarak, bilinçli olarak yapılıyordu. Kur'an-ı Kerim'in açık naslı olmasına rağmen, açık beyanı ve ayeti olmasına rağmen, onun karşısında hüküm veren, ona karşı, ona aykırı hüküm veren insanın konumu nedir? Femen lem yahkum bima enzelallah buyuruyor. Kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse fasıkların ta kendisidir. Kafirlerin ta kendisidir. Allah'ın açık hükmü var abdest konusunda. Hep bunu bilmeden yapanlara sözümüz yok ama bu gerçekleri bildikleri halde saklayanlar, bu hakikatleri bildikleri halde söylemeyenler bunların hesabı ağır olacak. Maide suresinin 6. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü izâ gumtum ile salâti feghsilu vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfik vemsehu bi rûûsikum ve ercûlekum ilel kâbeyn. Ey inananlar! Namaza durduğunuz zaman yıkayın yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklerinizden. Ve ellerinizi. Ve mes edin başınıza ve ayaklarınıza. Bakın. Ve mes edin başınıza ve ayaklarınıza. Bu ayette Yaşar Bey, iki tane fiil var, dört tane isim var. Fiilin birincisi yıkama fiili, ikincisi mes etme fiili. Dört tane isim var. Birisi yüz azası, ikincisi el azası, üçüncüsü baş azası, dördüncüsü ayak azası. Bakın, yüz ve el isimlerinin önünde yıkama fiili var. Yıkayın yüzünüzü ve ellerinizi. Mes konusuna gelince, Baş mı ayak baş mı? ve ayakların önünde de mes Üstü mü? fiili var. Dikkat edin. Mes fiili. Şimdi edebiyatta en sondaki ayağı bazı alimler ayette geçen en sondaki ayağı götürüyorlar ta en başta geçen fiilin üzerine atfediyorlar. Yani yıkama fiilinin üzerine atfediyorlar. Arap edebiyatı diyor ki el akrabu yemne'ul ab'at. Buraya dikkat edin. Arap edebiyatı matematik gibi bir ilimdir. Bunun sünnüsü şiası mezhebi şuyu buyu olmaz. Diyor ki atife kuralında, atfetme kuralında yakında bir atfetme harfi varsa ki burada var, vav harfidir. Bu yakındaki uzaktakini def eder. Dolayısıyla burada vav harfi varsa atife sen ayağı bakın başın hükmüne sokman lazım. Başın önündeki fiil nedir? Mestir. Bu bir. Bu bir. Burası biraz geniş mesele, kısa geçiyorum. Evet. İkincisi, kaynaklara bakıyoruz. Süneni İbni Mace'nin birinci cildinde, bakın birinci cildinde aynen şöyle diyor. Kale İbni Abbas, İbni Abbas dedi ki insanlar sadece ve sadece yıkamaktan taraftılar. Abdest konusunda diyor. Yıkamaktan taraftılar. Cilt 1 sayfasını da vereyim. Bakın 156. sayfa taharet kitabında. Diyor insanlar yıkamaktan taraftılar. Ve la ecidu fi kitabillahi illel mes. Ama ben Allah'ın kitabında mes'ten başka bir şey Şeyi görmedim. görmedim. Bakın. Buna benzer 3 tane kitap, hadis var bu. Süneni İbn-i Mace ki 6 sahihten biridir. Ve yine Kenzul Ummal'da var. Teker teker hepsini söylemiyorum ki vakıttan tasarruf olsun. El vuzu'u gasletan
ve meshetan, abdest iki yıkamaktan ve iki tane mesten ibarettir. Bunların bir, iki yıkanılacak ağza, yüz ve eller, meshedilecek ağza, baş ve ayaklar. Hatta Celaleddin Suyuti Durrul Mensur'unda, Ehl-i Sünnet'in müfessirlerinden birisidir. Celaleddin Suyuti Durrul Mensur tefsir kitabının ikinci cildinde diyor, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kim Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi abdest alıp namaz kılsa, kıldığı namaz onun günahlarının kefaresidir. Abdestini de yıkar yüzünü ve ellerini, mesh eder başına ve ayaklarına şekliyle almalıdır. Bunu da Celaleddin Suyuti naklediyor. Bakın Ehl-i Sünnet'in kaynaklarını hepsini teker teker göstermiyorum. Sünen-i Nesai'de var mesela. Sünen-i Nesai'de ve en son eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan, evet, bir Süleyman Ateş. Süleyman Ateş'in bir cümlesini geçeyim. Okuyalım onu isterseniz hocam. Bakın Süleyman Ateş bu memleketin yaşayan Ehl-i Sünnet toplumla camiaları içerisinde sayılı ilim adamlarından birisi. Diyanet İşleri Başkanlığı. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı rütbesine kadar ulaşmış ve Ehl-i Sünnet cemaatleri içerisinde saygın seçkin yeri olanlardan birisi. 5 Ekim 2004 Salı. 5 Ekim 2004 Salı Vatan Gazetesi'nde bakın diyor ki, Caferiler abdeste çıplak ayağa mesh ederler. Aslında Kur'an'ın emri de böyledir. Ancak zamanla Kur'an'ın emri çarpıtılmıştır. Mealler hep ayete çarpık mana vermişlerdir. Kur'an abdeste yüz, el, kolların yıkanmasını, başla ayakların mesh edilmesini emreder. Bunda en ufak bir kuşku yoktur. Bakın bunu Diyanet İşleri Başkanlığı yapan birisi diyor. Yine Süleyman Ateş 15 Mart 2005 Vatan Gazetesi. Tarihini de veriyorum. 15 Mart 2005 Vatan Gazetesi. Soruyorlar buna. Bir yazınızda ayakların mesh edilmesini Kur'an emri olduğunu ifade etmişsiniz. Diyanet İşleri bu konudaki bir yazısında ayakların mutlaka yıkanması gerektiğini belirtmiştir. Hangisi doğru? Bakın cevaba dikkat edin. Cevap: Diyanette bu fetvada ısrar edenler yüzyıllarca şartlanmış kafaların devamıdır. Bilgileri Kur'an'dan değil, Emevi devrinden itibaren oluşturulan rivayetlerden gelir. Allahu Ekber. Aslında Süleyman Ateş burada çok şeyi söylüyor. Evet. Mes konusunu açıklarken birçok konuyu açıklıyor. Birçok konuyu açıklıyor. Bakın, bilgileri Kur'an'dan değil, Emevi devrinden itibaren oluşturulan rivayetlerden gelir. Biz size Kur'an'ın emrini açıkladık. Bu kadar izahımıza rağmen hala tereddüt ediyorsanız, varın Diyanet'in fetvasıyla mutlu olun. Neden peygamber torunlarının, koskoca İmam Cafer-i Sadık'ın, Ali Zeynel Abidi'nin, peygamberin 10 yıl hizmetinde bulunmuş sahabesi olan Enes İbni Malik'in aydınlık görüşlerini bırakıyorsunuz da bilimsel düşünceye ters rivayetçilerin kafasına uyuyorsunuz? Tabii herkesin görüşü kendine. Evet, bu da anlaşılmıştır. Bunu arz edeyim Yaşar Bey. Hocam şimdi son nokta, evet, son ama can alıcı noktaları geçmek doğru olmaz. Benim de Yaşar soracak Bey. Çok sorum var şimdi. Eyvallah, inşallah ben inanıyorum, bağışla. Şu anda bizi izlemekte olan Ehl-i Beyt aşıkları, Ehl-i Beyt'e gönül verenler, inanıyorum haftaya cumartesi bu canlı yayını tekrar yaptıracak. Bir daha yaptırsın. İnanıyorum. O zaman devam edelim. Şunu arz ediyorum Yaşar Bey. Eğer Kur'an, birileri efendim Kur'an'a rağmen beyin jimnastiği yapıp efendim din üretmeye çalışıyorlar. Din hükümlerini kendi kafalarına göre uydurmaya. Efendim yıkamak daha temiz değil mi? Öyle ya sen herhalde. Allah'tan çok mu anlayacaksın? Bir. İkincisi, tabii ki yıkamak temizliktir. Ama Allah ibadetin şeklini Allah koyar. Din sahibi koyar. Allah mesh et diyorsa ve senin ayağın kirliyse, Ehl-i Beyt Mektebi diyor ki ayağın kirliyse, terliyse önce ayağını yıka, sonra kurut, kuruttuktan sonra başla abdestini al, abdest alırken ayaklarına mesh et. Burada da yıkadın, dikkat et, ama abdestin dışında yıkamış oldun. Bir diğer konu, Yaşar Bey, Kur'an madem yıka diyorsa, yıka diyorsa, ki biz diyoruz yıka demiyor, mesh et diyor. Kur'an madem yıka diyorsa, Ehl-i Sünnet'in dört mezhebine mensup olanlar neden
yazın yıkayıp kışın mestin üzerine meshediyorlar. Evet, keçi derisinin üzerine mesh. Eğer Kur'an yıkayın diyor ise Ehl-i Sünnet'in kışın kıldığı namazları batıldır. Çünkü niye? Kur'an yıkayın demesine rağmen onlar derinin üstüne meshediyorlar. Efendim falan mezhep müştehidi böyle fetva verdi. Bizi mezhebin müştehidi bağlamıyor. Kur'an bağlıyor. Evet. Kur'an'da nas var çünkü. Açık ayet var. Eğer Kur'an yıkayın diyorsa kışın kılınan namazları batıldır. Eğer Kur'an meshedin diyorsa yazın kılınan namazları batıldır. Bunda ulemaları gitsin hesabını yapsın ve tahlilini yapsın inşallah. Hocam dolayısıyla Kur'an'da açık emir varken müştehit fetva veremez. Bakın yani, açık emre yani nas'a karşı içtihat olmaz. Gerçi nas'a karşı içtihat çok yapmışlardır. Evet. Sözüm ona değil. Ama nas'a karşı içtihat din adına din üretmektir. Evet.